Selamlar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Konkürs Bilet videosuyla, Hero videosuyla, 8. sezon Hero'su olan Kargı'yla karşınızdayız. Hızlı bir şekilde becerileri nedir, nasıl bir zırh giyiyor, nasıl bir silah kullanıyor gibi şeylere bakarak 8. sezon geldiğinde bu kahramana daha hazır olmanız için bu videoyu yapıyorum. Umarım hepinizin hoşuna gider. Kanalı takip etmeyen varsa takip ederse, video beğenirse çok sevinirim. Hemen başlayalım. Şimdi İlk başta bu karakter orta zırh giyiyor ama orta zırh giyen birçok hero gibi bu buildimizi full orta zırh yapmasak daha tatlı olabilir. Yani göğüslük ve kafalık orta zırh, eldiven ve ayakkabı hafif zırh olursa bize daha tatlı bufflar verir gibi geliyor bana. En azından ben ilk etapta öyle deneyeceğim. Şimdi 5 tane becerisi olan bir kahraman bu. 3 tane şu ve 2 tane şu. Bunlar şu becerilerin 2. ve 3. basıştaki halleri. Her becerinin 1, 2 ve 3 basış durumu var. Yani bir kere bastın 5 metre gitti, ikinci bastın 6 geri gitti, 3 bastın 8 geri gitti gibi durumları var. Ama buna bir kere basıp, buna basıp, bununla devam edip buna geri dönebiliyorsun. Sıkıntılı. Hemen başlayalım. Mesela bir kere basınca 5 metre gidip kargıyı savurup temel kesici hasarın %60'ı kadar vurup 685 ek kesici hasar veriyormuş bu arkadaş. Bu skill. 2 kere basınca 6 metre geriye gidiyormuş. Ama bakayım burada vermiş mi bize? Vermiş, evet. Kesici hasarın %60 kadarı artı 685 puan veriyormuş. Etkiyi sersemletme etkisini kaldırır, düşmanları geriye iter. Ve üçüncü basışında da sersemletme, yere serilme ve donma etkilerini kaldırır. Hareket hızını 4 saniye boyunca %30 arttırmış. Yalnız şöyle bir durum var. Şimdi bu arkadaşın sonuna üst düzey beceri kullanıp tekrar buna basınca şöyle bir etki oluyor. En altta görüyorsunuz. Kargının ucu bir düşmana vurduğunda temel delici hasarının %80 kadarı ve 776 ek delici hasar verir. Kargının sapı bir düşmana vurduğunda temel ezici hasarı %60 kadarı artı 952 ek delici hasar verir. 3 kere hasar verip düşmanları geriye iter. Birinci becerimizi, yani Q'ya koyarsak Q, Q, R, T, Q yaparsak başımıza bunlar geliyormuş. Su ejderhasına bakalım. Bir kere basınca ulaşana kadar 3 metre ileri atılır. Temel delici hasarın %80'i artı 428 ek delici hasar verir. İkincisinde düşmana ulaşana kadar 5 metre gidiyor. Yüzdesi ve hasarı artıyor. Üçüncüsünde kargıyı yana büküp 3 kere ileriye doğru sapladıktan sonra ani bir deşmeyle temel delici hasarın %52'si artı 758 ek delici hasar veriyormuş. Son saldırı çift kat hasar verip düşmanı havaya uçuruyor. Üst düzey beceri kullanınca tekrar basınca şu etki devreye girermiş. Kargıyı sıkıca tutup 5 metre ileri atılarak temel delici hasarının %147 kadarı artı 1848 ek delici hasar verilmiş. Yani bu arkadaşı kullanırken E'ye koyduysanız, E-E-T-E yaparsanız ruhsuz bir hasar veriyor. Ya da ne bileyim QQTE yaparsanız yine bu haftası bir hasar veriyor. Size kalmış bu. Ve sonuncu normal becerimize gelelim. Gökyüzü ejderhası. Delici hasarın %140 kadarı artı 972 ek vuruyormuş bir kere basınca. Ve temel ezici hasarın %130 kadarı artı 1051 ek delici hasar veriyormuş. Sanki o ek ezici hasar yanlış yazılmış gibi geliyor bana ama delici yazıyor. Peki. İki kere basınca sıçrayarak saldırıp temel ezici hasarının %175 kadarı artı 1183 puan ek ezici hasar verir ve düşmanı geriye iter. 3 kez basınca hızla etrafında dönüp temel ezici hasarının %200 kadarı artı 1868 puan ezici hasar verir. Düşman kahramanları geri iter ve düşman askerlerini yere serer. Üst düzey beceri kullandıktan sonra kargıyı kaldırıp ileri saplar, bir düşmana vurduğunda havaya kaldırıp yere çarparak temel delici hasarın %225 kadarı artı 2175 puan delici hasar verir. Evet, delici ve ezici hero'suymuş bu arkadaşlar. Oy benim ya, keseceğim ama bu ya, ben bunu çok sevmiştim. İleri hamle yapıp temel kesici hasarını %60 kadar artı 7 toplam 6 kere hamle yapar. Ek etki sersemleme ve yere serilme etkilerini kaldırır. 2 düşmanı hava yüksek kahramanları geri iter. Peki bu neymiş? Bir kere basınca ileri hamle yapar. 2 kere basınca veya 15 metre hücum edince hücumu durdurur.
temel kesici hasarının 161 kadarı artı 770 puan kesici hasar verir. Toplam 6 kere hasar verir. Seni düşmanı havaya uçurur. Evet, benim kullanacağım şu olacak yani. Tamam. Evet arkadaşlar, kahramanımızın beceri kullanımıyla alakalı temel bilgi vereyim size. Şimdi bütün becerilerin 3 hali var. Birinciyi bastınız, bir cooldown'u var. İkinciyi bastınız, tekrar başlıyor o cooldown. Ve üçüncüyü basınca bitiyor. Zaten kaçıncıyı bastığınızı da bu crosshair'ın yanındaki kahverengi noktalarla gösteriyor. Mesela bir kere E bastım, tek dolu. Cooldown doluyor şu anda. İkinciyi bastım, ikinci dolu. Üçüncüyü de R bastım. Bu şekilde görebilirsiniz. Hani eğer takibi kaçırdıysanız oradan görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Biz eğer bu kombonun sonuna T eklersek crosshair'ımızın noktası da kahverengiye dönüyor. Yani ben Q kullandım, E bastım. Üçüncü skill'i T basarsam eğer bir dördüncü skill basabiliyorum. Dört skill'i bir arada sadece bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu combo tamamen size ait. Yani R yaparsın, bir daha R yaparsın. T basıp Q'da yapabilirsin. Ya da Q basıp eğer ultin yoksa bitirebilirsin. Ama ultimiz 30 saniyede geliyor. Ve benim şu anda üzerimdeki zırh, iki orta zırh, iki hafif zırh. Mesela bir tane hemen talim yapalım. Bir tane geriye kaçalım. Bir tane ileri vuralım. T ile bu arkadaşa dalıp en son şununla da bitirdiğimiz zaman güzel hasar verdik. Artısız her şeyimiz. Ama güzel hasar verdik. Ve bayağı ileri uzanıyor bu arada. Glaive'e benzer hareketleri de var. Mızrağa benzer hareketleri de var. Ama sol tuşun uzanma mesafesi de, bazı skillerin uzanma mesafesi de çok fazla. Yani mesela şöyle bir combo yaparsak, bir tane böyle vurdum. Başlamayalım şöyle. Hemen şöyle bir döndürelim. Bir tane E vurdum. T vurunca hepsi birden doluyor. En sonunda da E ile bitirdim. Yani E, T, R yapabilirsin. E, E, T, R yapabilirsin. Bu artık kombolar tamamen sana kalmış. Ama gördüğünüz gibi mızraktan daha uzun bir silah. Birazcık daha uzun. Uzanma mesafesi de şöyle bir şey. Evet. Şuradan vuruyor. Gayet başarılı. Artısız bir kargımız var. Artısız olmasına rağmen çok tatlı bence. Bloklayabiliyoruz. Vururken nefesimiz gitmiyor. Hiçbir şekilde. Kaçmak için skillimiz var. Gayet başarılı bence. Ki kaçarken bile... Şöyle bir şekil yapabiliyorsunuz. Yani o T'yi nereye koyarsanız koyun iş yapıyor. Yani ben 5. olarak bastım aslında. 5. olarak değil. 1Q, 2Q sonra T basabilirsin. Duruma göre değişir. Ama dediğim gibi o T'yi koyduğun zaman da 3.1'den doluyor. Ve az önce saydığımız özelliklerin son vuruş özelliğini yapıyor. 6 saniyemiz olsun. E vurdum. Bir tane geriye atladım. T vurdum. Üstüne bir tane daha E vurup böylece bitirebiliyorum mevzuyu. Artık bu kullanışlar, kombolar tamamen size kalmış. Çünkü düzgün bir silahla bu arkadaş yok edici olur diye düşünüyorum ben. Ultiyi kullanıp mesafe kat ederken ok yiyor muyuzu bilmiyorum. Monkular yemiyor mesela, biz de yemiyorsak çok tatlı oluyor. Cinli Cable Fight filmlerindeki gibi. Neyse, ben Hero'yu sevdim arkadaşlar. Hero'nun zorluk derecesi bayağı yüksek. Yani o da güzel. Böyle bir T basayım da kilitlensin falan durumları yok. Ben böyle hero'ları seviyorum. Büyük bir ihtimalle ben bu hero'yu oynarım. Ama dediğim gibi göğüslük kafalık orta zırh, eldiven ve ayakkabı hafif zırh. Her türlü delici, kesici, ezici, hasar ve zırh haşımlarımızı alıyoruz üzerimizdeki kıyafetlerden. Gayet başarılı oldu bence. Evet arkadaşlar, temel olarak 8. sezonun hero'su olan Kargı bu şekilde oynanıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Elimden geldiği kadar denemeye çalıştım. Beğendiyseniz beğene basıp kanalı takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.